Günün diğer manşeti Ayhan Bora Kaplan soruşturması davası demiştik. Gidelim hemen Sincan'a. Sincan'da karşımızda muhabirimiz Umut Taştan var. Ee, Umut merhaba. Şimdi üçüncü gündeyiz. Üçüncü duruşmanın üçüncü günündeyiz ama ikinci günde duruşma salonunda söylendiği belirtilen bir ifade. Bir tane. Hakikaten bunu söyledi mi? Söylediyse bu sözün Süleyman Soylu'yu hatırlatacağını düşünmedim Ayhan Bora Kaplan. Ne dersin? Şöyle davayı takip ettiğimiz süre içerisinde Ayhan Bora Kaplan'ın soruları ya da e, beyanlarını dikkate aldığımızda aslında bu mesajın bu ifadenin nereye gidebileceğini kendisi gayet iyi bilebiliyor. Sen de biraz önce hatırlattın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon programında karşısındaki sunucuya bu şekilde bir tanem diye hitap etmişti ve o zaman da çok fazla gündem olmuştu bu. Ayhan Bora Kaplan da o dönem dışarıdaydı elbette ki bu paylaşımlara bu beyana kendisi de denk gelmiştir dün mahkeme başkanı e, bir soru yöneltti de kendisine. Efendim bir tanem dedi. Mahkeme başkanı pek oralı olmadı sorusunu tekrarladı ve Ayhan Bora Kaplan kendisi bu kez e, kusura bakmayın size bir tanem dedim. Özür dilerim dedi ve e, konuşmasına devam etti. O bir tanem e, kelimesini mahkeme başkanı yönelik kullandı. Tabii bu da e, dünün e, dikkat çeken noktası olmuştu. Çünkü dediğimiz gibi Süleyman Soylu da e, yine bir televizyon programında bu beyanı kullanmıştı. Ona bir mesaj olarak e, algılandı. birçok kişi bunu bu şekilde lanse etti. Biz tabii Ayhan Bora Kaplan ne mantıkla ne amaçla bunu söyledi çok iyi bilmiyoruz. Kendisi de buna ilişkin bir açıklama getirmedi. Sadece özür diledi. Fakat dediğimiz gibi hem Ayhan Bora Kaplan'la Süleyman Soylu yakınlığındaki iddialar hem Süleyman Soylu'nun böyle bir kelimeyi kullanmış olması ve bunun zamanında gündem olması tabii ki akıllara bu bir mesaj mı sorusunu getirdi. Bugün dediğim gibi 3. davanın 3. celsesi görülüyor. Şu anda avukatlar beyanda bulunuyor. Sanıkların tamamı, tutuklu sanıkların tamamı tahliyelerini istediler. Ayhan Bora Kaplan söz aldı. 15 Temmuz'dan yine bahsetti. 15 Temmuz'da ben lanetlendim dedi ama bugün tekrar olsa cezaevinde de olsam demir parmakları kırar tekrar dışarı çıkarım demişti. 15 Temmuz'a ilişkin daha önceki beyanında da ilk beyanında da şunu söylemişti. 15 Temmuz'da Süleyman Soylu ile anılmam Süleyman Soylu'yu rahatsız etmiş kızdırmıştı. Onun ekibi o zaman emniyetlik ekibi benim peşime düşmüştü. Sık sık benden konum istiyorlardı. Ne yaptığımı bilmek istiyorlardı. Tam Süleyman Soylu görevden alıp Ali Yerlikaya geldiğinde kurtuldum demiştim. Fakat daha büyük bir şeye çattım. Daha büyük bir bela aldım başıma demişti. Bugün 15 Temmuz'a dediğim gibi bir kez daha değinmiş oldu. Emniyetteki operasyonlara değiniyorlar avukatlar ve sanıklar. Sık sık tutuklanan avukatlara, tutuklanan emniyet mensuplarına, emniyet müdürlerine, müdür yardımcılarına özellikle Murat Çelik'e değiniyorlar. Bu operasyonu yapan Murat Çelik'tir, Murat Çelik'in ekibidir Beyanda bulunuyorlar. Dün de yine bir polis komiseri gözaltına alınmıştı. Gökhan K. Gökhan K ile ilişkin avukatlarla dün yaptığımız konuşmada şunu belirtmişlerdi. Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındığında emniyetteki sorgusuna giren polislerden birisi kendisi hatta Ayhan Bora Kaplan'a baskı yaptığını, bu baskı nedir? Kimi bakan, bakan yardımcıları, bürokratlar hakkında ifade vermesi istenmişti iddiası bu yöndeydi. O da bunu kabul etmedi ve böyle bir operasyonla karşı karşıya kaldığını söylüyor. Tabii şu geçen 3 günde e, müştekiler dinlendi özellikle. Avukatlarla müştekiler, sanıklarla müştekiler arasında diyaloglar yaşandı. E bugün de bir müşteki dinlendi. Müşteki Mahfuz Tatar'ın kardeşi İlhan Tatar konuştu. Bugünün aslında dikkat çeken noktası da buydu. Çünkü Süleyman Soylu'nun adı tutanaklara geçmiş oldu. Ayhan Bora Kaplan'ın kendisine adamları aracılığıyla para teklif ettiğini, bu işten çekil dediğini öne sürdü Tatar. Daha sonra Ayhan Bora Kaplan, "Abin uyuşturucu ticareti yapıyor muydu?" sorusunu yöneltti. İlhan Tatar ise bu soruya "Asıl baron, asıl uyuşturucu ticareti yapan sensin. Seninle birlikte Süleyman soyludur." dedi ve bu ifadeler mahkeme tutanağına geçmiş oldu. Bunun üzerine Ayhan Bora Kaplan da İlhan Tatar'a tepki gösterdi. "Devlet büyüklerimiz hakkında doğru dürüst konuşacaksın." dedi. Ee, daha sonra şunun olacağını da biliyoruz. Avukatlar böyle bir beyanda bulundu. Tatar ailesinden e, davaya yine katılım gösterileceği, müşteki olarak katılacakları ve Şikayetçi oldukları yönünde beyanlar var. Hastanede olduklarını söyledi avukatlar. Tekrardan bu davaya katılacaklar. Yani önümüzdeki celselerde gene müştekileri dinleyeceğiz. Tatar ailesini burada dinleyeceğiz. Tabi iki günde ifadelerini çeken müştekiler de var. Serdar Hoşyit, Altan Tozar, Emirhan Bostancı bunlar daha önceki ifadelerinde şikayetçi olan isimler ve burada mahkemede ifadelerini çektiler emniyette baskı gördüklerini, emniyetin zoruyla ifade verdiklerini hatta kimisi de artık emniyetin kendisini 2-3 defa ifadeye almasından kaynaklı bundan bıktığını tamam siz ne derseniz o olsun sizin dediğiniz kişileri teşhis ediyorum şeklinde beyanları olduğunu söylediler ve şikayetçi olmadıklarını belirttiler. Şu anda içeride Ayhan Bora Kaplan'ın ve diğer sanıkların avukatları da bu nokta üzerinden mahkemeye yükleniyorlar diyebiliriz. Çünkü müştekiler teker teker bu davadan düşüyorlar şikayetler çekiliyor. Diğer bir nokta avukatların değindiği ise bu emniyet mensuplarına yapılan operasyon. 7, polisin tutuklu, 7 kişinin tutuklanması yine aynı şekilde aynı operasyona başka polislerin de gözaltına alınması. Bu bir operasyondur diyorlar. Bu operasyonu yapanlar işte görüyorsunuz tutuklanıyor. Bu kişileri derhal burada dinlemenizi istiyoruz. Siz bu taleplerimizi reddediyorsunuz. Fakat o kişilerin burada bu davanın selameti için bu davanın adil bir şekilde olması için bu polislerin e, gözaltı işlemlerinin yapıldığı zaman da emniyetteki polislerin de dinlenmesi gerektiğini belirtiyorlar Seçil Özer. Çok teşekkür ediyoruz Umut Taş'tan Koray Sesal'la birlikte. Üçüncü günde oradasınız. Sıcak gelişmeler olursa elbette sizden alacağız. Çok teşekkürler. Evet Umut Taş'tan.